1. ünite C bölümü Hangi şehir? Hangi kişi? Sayfa 21. Mimar Sinan 99 yıl yaşadı. Kayseri'de dünyaya geldi. En önemli eserlerini 50 yaşından sonra yaptı dünyanın birçok yerinde saraylar, köprüler, camiler inşa etti. Kayseri, tarihi, doğal güzelliği ve düzenli yerleşim alanlarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerindendir. Hacı bektaş Veli 13. yüzyılda yaşadı. Anadolu'ya Horasan'dan geldi. Düşünceleri ve kitapları ile Anadolu insanına rehber oldu. Mezarı Nevşehir'dedir. Peri bacaları ve balon turizmiyle meşhur bu şehrimiz yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Nasreddin Hoca 13. yüzyılda yaşadı. Hazır cevap bir halk filozofudur. Bütün dünya onu fıkralarıyla tanıdı. O dünyanın birçok yerinde efendi, hoca, molla lakaplarıyla bilinmektedir. Türbesi Akşehir'dedir. Akşehir Konya'nın bir ilçesidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi de bu şehirdedir. Yunus Emre çok büyük bir şairdir insanları barışa, hoşgörüye ve sevgiye davet etti. Onun şiirlerini küçük büyük herkes çok sevdi. Eskişehir'de yaşadı. Bu şehrin ortasından şirin ve güzel bir çay geçmektedir. Birinci ünite C bölümü Hangi şehir, hangi kişi? Sayfa 21. Mimar Sinan 99 yıl yaşadı. Kayseri'de dünyaya geldi. En önemli eserlerini 50 yaşından sonra yaptı. Dünyanın birçok yerinde saraylar, köprüler, camiler inşa etti. Kayseri tarihi Doğal güzelliği ve düzenli yerleşim alanlarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerindendir. Hacı Bektaş-ı Veli 13. yüzyılda yaşadı. Anadolu'ya Horasan'dan geldi. Düşünceleri ve kitapları ile Anadolu insanına rehber oldu. Mezarı Nevşehir'dedir. Peri bacaları ve balon turizmiyle meşhur bu şehrimiz, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Nasreddin Hoca, 13. yüzyılda yaşadı. Hazır cevap bir halk filozofudur. Bütün dünya onu fıkralarıyla tanıdı. O, dünyanın birçok yerinde efendi, hoca, molla lakaplarıyla bilinmektedir. Türbesi Akşehir'dedir. Akşehir, Konya'nın bir ilçesidir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi de bu şehirdedir. Yunus Emre çok büyük bir şairdir. İnsanları barışa, hoşgörüye ve sevgiye davet etti. Onun şiirlerini küçük büyük herkes çok sevdi eski şehirde yaşadı. Bu şehrin ortasından şirin ve güzel bir çay geçmektedir.